Hayırlı günler diliyorum. Videoma hoş geldiniz hanımlar. Videoya niye böyle başladım ben de bilmiyorum ama arkadaşıma çaya davetliyim. Evi erkenden kalktım topladım. Şöyle iki makine yıkanmış çamaşır beni bekliyor. Bunları katlayacağım. Ondan sonra çocukları okula yolculayıp oğlumu alıp Pervin teyzemizin mallarını yemeye gideceğiz dermişim. İşin esprisi Kadir Ezildiği biliyorsunuzdur hanımlar storylerinde diyor ya dayımın mallarını yemeye gidiyoruz. Biz de arkadaşımın mallarını yemeye gidiyoruz dermişim şaka maka bir yana. Allah'ın nimeti hamdolsun verene. Şimdi ben bütün işlerimi hallettim. Bunları da katlayayım ki döndüğümde çocukların karnıyla sofrasıyla uğraşacağım. Onları doyurmaya geçiyorum direkt dışarıdan gelince. Ondan dolayı iş kalmasın ki kafamda rahat etsin. Bana kolay gelsin. Bunları katlayıp dışarı çıkıyoruz inşallah. Teyzeleri biz Pervin teyzemizin mallarını yemeye gidiyoruz. Ne var ne yok silip süpürüp yiyeceğiz çıkacağız inşallah. Evet gelmiş bulunmaktayız arkadaşımın şatosuna. Böyle her yeri değerlendirmiş. Her yerde çiçekler dolu. Maşallah ya. Çorbamızı içtik. Arkadaşımın balkonuna geldik. Burada da bir kahve içeceğiz inşallah.
Bu arada şu horozun sesi şu taraftan geliyor. Bayağı bir tavuk, horoz, hindi. Ne ararsanız var. Size şöyle arkadaşımın yapmış olduğu kapı süsünü göstereyim. Biraz önceki göstermiş olduğumda yine el yapımı saksıydı. Onu da kendisi yapmış. Böyle bu tarz şeyleri yapıyor yapıyor yakıştırıyor da yalnız. Maşallah çok güzel görünüyor ya. Ne oldu Ayşegül? Hanımlar, biz eve geldik. Çocukların karınlarını doyurdum. Onlar içeride çizgi film izliyorlar. Ben de onları şimdi meyve doğrayacağım. Çok güzel bir gündü. Kakara, kikiri, şen şakrak böyle. Unutamayacağım günlerden bir gündü diyebilirim bugün. Arkadaşım bir sürü çeşit çeşit şey hazırlamış. Böyle hepsi el yapımıydı. Kesesine bereket. Hatta gelirken de şöyle eşime büyük bir servis tabağıyla bir şeyler hazırladı, getirdi. Giderken oğlumla beraber yürüye yürüye gitmek istedim. Böyle dağları falan çekmek için. Dönüşte de eşim aradı. Hazırlanın gelip alıyorum diye kızları almıştı zaten gelirken okuldan. Hep beraber geldik. Şimdi çocukları doyurdum. Onlara meyve doğrayacağım. Hatta şöyle söyleyeyim size. Arkadaşımın normalde evi triplex bir ev ama anlatmak istediğim şey asıl güzel olan ne biliyor musun? Evin dışında böyle hanımlar. Merkezi bir yerdesiniz ama evinizin dışında şöyle bir göz yer düşünün. İçerisinde kuzine sobası olan, mutfağı olan, ne bileyim böyle yerleşik düzene ait olan her şeyi içerisinde barındıran bir göz yer diyeyim. O kadar huzur verici, o kadar güzel bir oda ki böyle orayı böyle keyif odası gibi yapmışlar. Biz de bugün orada bulunduk. Kahvemizi içmek için böyle eve indik 2 dakika ama ondan sonra tekrar yine oraya çıktık. Çünkü orası daha huzur verici. Ben öyle yerleri daha çok seviyorum. Daha çok hoşuma gidiyor diyeyim. Bugün de güzel anılar arasında bugünümüz eklendi diyeyim elhamdülillah. Ben şimdi çocukları çok fazla bekletmeyeyim. Zaten onlar da 2 dakikaya buraya gelirler hemen meyvelerini hazırlayayım. O yüzden hızlı hızlı konuşuyorum. İçeri girdiklerinde bir anda giriyorlar, bir anda çıkıyorlar çünkü hanımlar. Bana kolay gelsin, tekrar görüşürüz. Hanımlar, çocuklar 2 dakika içerisinde gelir demiştim ya, 2 dakika değildi, 1 dakikayı bile bulmadan içeri geldiler. İşte bir de perdenin arka yüzünü göstereyim dedim size. Şöyle bu şekildeyiz. Tabaklarımızı hazırlamaya çalışıyoruz hep beraber. Burada da benim oğlum daha yıkıyor. Allah'ım, annesi o elleri yer. Ay, şimdi tabaklarımızı hazırlayıp masayı temizliyoruz. Çöplerimizi çöpe atıyoruz. Televizyonun yanına öyle geçiyoruz, tamam mı? Arkadaşlar, birbirinize yardım almadanlar kesmeyin. Tişörtünüzden dökülür, siz üzülürsünüz, anneniz kızar, amalar çok sağlıklı meyvedir. Evet, siz üzülürsünüz, anneniz de kızar. Bitti mi annem diyeceklerin. Kızımın bu şeylerinde, bilgilerinde de hayranım. Şimdi ben burayı temizleyeyim, bana kolay gelsin, tekrar görüşürüz. Hanımlar, ne zamandır bir kombin videosu yapıp atamıyorum. Aslında yapıp atamıyorum derken, tamam annem. Sıcak, evet, bu arada bizim ev bayağı maşallah çok ısınıyor. Çocukları tişörtle dolaştırıyorum artık 2 gündür. Tamam kızım, duraz. Tamam annem, dur. Bayağıdır kombin videosu yapıp atamıyorum dedim ya hanımlar. Telefonumda hafıza o kadar fazla olduğundan dolayı 30'un üstünde, inanır mısınız, kombin videosu hazırladım çocuklar okuldayken. Silmek zorunda kaldım onları. O yüzden şöyle hemen hızlıca bir kombin videosu yapayım dedim. Kombin videosu yapayım derken bunu dışarı çıkarken giymiştim bugün dedim. Hani hazır elimin altındayken hemen dedim bunu çekeyim, bir kombin yapıp atayım dedim. Hazırlanmış bir kombin. Gerçi kolay bir kombin ama ben aşırı derecede seviyorum. Bu ceketimi gören herkes nereden aldın diye soruyor ve bu ceketimi çok seviyorum. Çünkü bunu kombinlemesi çok kolay oluyor. İçerisinde çok farklı farklı tonlar olduğu için. Altına da şöyle asker yeşili elbisemi giydim. Üzerine yine şöyle ceketimin rengiyle uyumlu şalımı taktım. Gerçi daha önceki videolarımda da belirtmiştim. Ben bunun içerisine turuncu da kullanıyorum. Hardal da mor da. Elimin altına hangi şal gelirse onu takıyorum. Şöyle uzun elbise, hatta ceketi olmadan da göstereyim size. Hemen şöyle çok fazla uzatmak istemiyorum videomu. Elbiseyi de ayrıyeten göstereyim. Böyle uzun kollu, belden oturtmalı, her iki tarafından şöyle pileli.
artı her iki tarafında şöyle cepleri olan bir elbise. Şöyle elimin altına hangi ceketim gelirse onunla kombinliyorum. Bazen bu çiçekli ceketle kombinliyorum. Bazen böyle tek renk hardal rengi ceketim var, onunla kombinliyorum. Siyah ceketle yapıyorum. Daha doğrusu yeşil olduğu için çoğu şeyle de uyumlu açıkçası. Hemen çok fazla uzatmadan videomu burada noktalayayım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın. Elbise bu hale geldi, kusura bakmayın ama tekrar görüşmek üzere.